Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Takipçimiz şunu soruyor. Ben 8 yıldır Green Card sahibiyim. Eşim Amerika'da 21 yıldır yasal durumu bulunmuyor. 3 ay sonra Amerika vatandaşlığına başvuru yapacağım. Eşim için vatandaş olduktan sonra mı başvuru yapayım? Yoksa şimdi de başvuru yapsam olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerikan vatandaşı olur olmaz tabii ki eşinize başvuru yapabilecekseniz şu anda eşinize immigrant petition dedikleri ön adımı başvurusunu yapabilirsiniz. Fakat gün sonunda vatandaş olmanızı beklemeniz gerekecek ki eşiniz yeşil karta geçiş yapabilsin. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soruda en mantıklı yapılacak şey öncelikle Amerikan vatandaşlığınızı alıyor olmanız, o başvuruyu yapıp vatandaşlık sürecini tamamlıyor olmanız. Bu tamamlamayı yaptıktan sonra da eşinize de sizin üzerinizden yeşil kart başvurusunu başlatıp süreci tamamlamış olmanızda fayda var. Geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Amerika'ya Ağustos 2018 yılında au pair programıyla geldim. Bir yıllık çalışma sürem var. Çalışma vize sürem bitmeden Amerika'dayken C1 vizesinden F1 öğrenci vizesine geçiş işlemini Türkiye'ye dönmeden Amerika'da yapabiliyor muyum? Amerika'da vize değişimi süreci hakkında bilgi verir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Öncelikle tabii ki siz burada bulunduğunuz bu süreçte C1 vizesi altında Türkiye'ye gitmeden, ülkenize dönmeden, programınızı tamamlamadan önce öğrenci statüsü başvurusuna geçiş yapabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sorun yok. Bu noktada işlemleri yapabilirsiniz Amerika dışına çıkmadan. Tabii bu süreç hakkında size biraz bilgi vermek istersek, şu an siz programınızı başarılı bir şekilde devam ettiriyor olacaksınız. Programınız bitmeden önce de buradaki öğrenci statüsüne başvuru işlemlerini başlatıp ve şu anki yürürlüğün gerektirdiği ek çalışmaları da yapıp statü değişikliğine geçebiliyorsunuz. Tabii bu noktada sürecin sonuçlanması zaman alabiliyor. Başvuruyu yaptığınız andaki göçmenlik dairesinin yoğunluğuna göre de bu süreç değişebiliyor. Geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Ben vizemi C1 vizesinden F1 öğrenci vizesine çevirmeyi düşünüyorum. Fakat ondan önce öğrenmem gereken bir bilgi var. Daha önceden statü değişiklikleri Texas'a gönderiliyormuş ama artık Kaliforniya'ya gönderilecekmiş. O yüzden statü değişiklikleri 5 hafta içinde cevaplanacak diyorlar. Bu bilginin doğruluğu nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Statü değişikliği başvurularında tabii ki yerel göçmenlik daireleri ilgilenmiyor. Genelde merkezi göçmenlik dairesinin ofisleri ya da yerleri bu tip dosyaların incelenmesiyle ilgileniyorlar. Tabii bunun için genelde siz başvuruları yaptığınızda ya yer noktasına göre bir sınırlama ya da yönlendirme olabilir nereye başvuracağınız ya da bazen belli merkezler bununla ilgilenirken göçmenlik dairesi yoğunluğa göre bazı dosyaları da başka bir merkeze yönlendirip süreci hızlandırmaya çalışabiliyor. Tabii şu an var olan durumda statü uzatmaları ya da değişikliklerle ilgili başvurularda maalesef bekleme süresi çok uzun gözüküyor. Tabii bu sürenin çok kısalması noktasında adım atılıp atılmadığı ilerleyen süreçlerde görüyor olacağız. Fakat şu aşamada bu noktada bir açıklama yok. Ama şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki şu an çok uzamış olan bu süreci yakında çözeceklerini düşünüyoruz. Yani uzun süren bu bekleme süreleriyle ilgili olan süreci değiştireceklerini düşünüyoruz. Ve genelde göçmenlik dairesinin şu an özellikle bu sene değişik dosyalarda ilerlediği süreç ilk gelen dosyalara hızlı davranıp sonucu hemen verip ondan sonra daha önce de beklemekte olan dosyalara gitme yönünde bir strateji belirlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun statü değişikliği ya da uzatmalarıyla ilgili olan süreci de yakında benzer bir duruma girebilme noktası olacağını düşünüyoruz. Ama tabii resmi bir açıklama yok bu noktada. Ama genelde bizim söylediğimiz başvurularınız yapıldığında bu noktada processing time'lara bakıp sürecin ne kadar ilerleyip ilerlemeyeceğini görmeniz çok daha faydalı olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. 4 yıl önce F1 öğrenci vizesiyle Amerika'dayken okuluma ödemem gereken $1000 parayı ödemedim. Sonrasında bir daha Amerika'ya giriş yapmadım. Şimdi turist vizemle Amerika'ya girişte bir sorun yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sorusunu şöyle cevaplayabiliriz takipçimizin. Sizin daha önceki Amerika'da bulunan alacaklarla ilgili bir yaşadığınız sorun sizin var olan vizenizi etkileyecek bir durum değildir. Genelde bunlar kredileri etkiler. Eğer alacaklı olan kurum size karşı dava açmışsa
ya da işlem başlatmışsa bu sizin var olan kredinizi olumsuz yönde etkiler. Yoksa sizin vizeniz ya da cezai anlamda bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaz. Dolayısıyla siz turist vizenizi Amerika'ya en azından bu konuda bir sorun yaşamadan giriş yapabileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Ben Amerikan vatandaşı arkadaşımla nişanlık sürecini başlattım. Kendisi Kasım ayında Türkiye'ye gelecek. Vize sürecimizi ve Amerika'ya gidişimizi hızlandırmak adına evliliğimizi Türkiye'de mi yoksa Amerika'da yapsak daha iyi olur diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan vatandaşı olan arkadaşınız, tabii bu daha sonra eşiniz olacak, İki türlü sizin Amerika'ya gelmenizi sağlayabilir. Bir tanesi nişanlınızsa sizin, nişanlık vizesi üzerinden sizin için işlem yapıp sponsor olup sizin Amerika'ya gelmenizin adımını başlatabilir. Ya da eğer evlenecekseniz bu sefer de Türkiye'de evlendikten sonra sizi eşiniz olarak gelebilmeniz için sizin için göçmenlik vize başvurusunu başlatıp yeşil kartı almanıza imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla bunlardan hangisi iyi olur demek çok zor. İkisi de imkanınız. Dolayısıyla isterseniz nişanlınız sizin nişanlık vizesiyle ya da eğer evlenip gelecekseniz o zaman göçmenlik vizesi üzerinden Amerika'ya gelmenizi sağlayabilir. Yoksa önemli olan ne zaman nikah kıyacağınıza karar vermek. Hemen yapacaksınız, o zaman Türkiye'de olacak bu. Yok, sonra Amerika'da nikah kıyacaksınız, o zaman nişanlık vizesiyle başlamanız gerekecek deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. E2 vizesi için yeni bir iş yeri açmak, bir iş yerini devralmak veya franchise yatırımı yapmak seçenekleri içinde hangisini tavsiye ederseniz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 vizelerini alabilme noktasında yatırımcılar yatırımlarını yaparken ya yeni bir iş yeri açabilirler ya da var olan bir iş yerini devralabilirler, satın alabilirler ya da bu yatırımı franchise dedikleri zincirlere yapabilirler ve onun üzerinden gerekli E2 vizesini almaya çalışabilirler. Sonuçta bunların üçüyle de sizin E2 vizesini almanız mümkün bir durum olacaktır. Hangisi daha iyidir demek ise aslında sizin başlatacağınız ya da satın alacağınız ya da parçası olacağınız zincire göre değişebilir. Ama şunu söyleyebiliriz. Tabii bir iş yerin yeni açılması, kurulması zaman alacaktır. Onun yerine var olan bir iş yerini satın almak ya da zincirle bağlantılı olan bir yatırıma girmek franchise denilen göçmenlik dairesinde de Amerikan konsolosluğunda sizin yapmak istediğiniz yatırımın gerçekliliğini ya da oluşabilme durumunu çok daha fazla kanıtlayabilir. Dolayısıyla eğer bu var olan işletme ya da zincir adımından gitmeyi tercih ederseniz bu tabii ki yeni iş yeri kurmaya göre daha tercih edilebilecek bir durum olabilir değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen ve kalan soru şu yönde. Amerika turist vizesi başvurusunda red alırsak sonra kız arkadaşım nişanlık vizesi başvurusunda bulunduğunda herhangi bir problem yaşar mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Aslında çok güzel bir soru bu. Aslında cevabının da biraz zor olacağı bir soru. Sebebi de şu. Çünkü bu tip durumlar çok görüyoruz. Kişiler turist vizelerine başvuruyorlar, alamıyorlar. Ondan sonra nişanlık vizesi çalışması yapılıyor. Ve onun üzerinden de nişanlık vizesini alıp gelebiliyorlar. Fakat burada şuna hazır olmak lazım. Eğer sizin bahsettiğiniz bir durumdaysanız ve turist vizeniz red aldıysa ve şimdi nişanlık vizesine başlayacaksanız bu görüşmeye gittiğiniz zaman Amerikan konsolosluğunda neden daha önce turist vizesine başvurduğunuz veya o başvuruyu yaparken neden bir nişanlınızın Amerika'da olup olmadığı noktasında bilgi vermediğiniz noktasında sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada önemli olan nokta sizin Amerikan konsolosluğunda kesinlikle yanlış ya da doğru olmayan bilgi vermeniz. Bunlardan uzak durmanız gerekecek. Bunu yapmadığınız sürece, yani onları yanıltıcı ya da yanlış bilgi vermediğiniz sürece, buna da mantıklı bir açıklama getirdiğiniz sürece nişanlık vizesini almada bir sorun yaşamayacaksınız. Ama tabii bu ilişkinizin gerçekliği noktasında da Amerikan konsolosluğunun daha da üzerinize gelip bu noktada emin olmaya çalışabileceğini dikkatle tutmanız gerekecektir. Evet, diğer takipçimizden gelen geçen haftadan kalan sorulardan bir tanesi de şu. Ben Türkmenistan vatandaşıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Green Card başvurusunda adres istiyorlar. Hangi adresi yazmalıyım?
kendi ülkemin mi yoksa Türkiye'dekini mi yazmam gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Türk meclisi vatandaşı olabilirsiniz. Önemli olan yaşadığınız ya da ikamet ettiğiniz yerdeki adresi bildiriyor olmanız. Dolayısıyla sizin Türkiye'de bir ikametgahınız var ise, Türk meclisi vatandaşı bile olsanız, o zaman bu başvuruyu yaparken Green Card'a bulunduğunuz Türkiye'deki ikametgah adresini belirtebilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın, adresin ötesinde bu Green Card başvurusunu yaparken size sunulacak dosya takip numaranızı kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Bu elektronik bir numara olacak. Dolayısıyla bu elektronik aldığınız referans numarasını kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü bu noktada State Department kesinlikle eve bir posta göndermiyor. O açıdan siz ancak online bir şekilde başvurunun sonucunu kazanıp kazanmadığınızı öğrenebileceksinizdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru ise şu yöndeymiş. Kendisi şunu soruyor bize. Amerika'da bir akrabamın kuaför dükkanı var ve kuaför ihtiyacı var ve ben de kuaför olduğum için bana sponsor olmak istiyorlar. Hangi yolları izlemeliyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi bahsettiğiniz Amerika'daki kuaför salonunun bir kuaför ihtiyacı varsa sizin gibi ve bunun içinde yeterli finansal durumu yerinde ise size ödeyebilecek maaşı, ödeyebilecek güçlü olduğunu finansal olarak gösterebilecekse o zaman sizin için Green Card çalışması yapabilir. Ve bu Green Card çalışmasını yaparken önemli olan bir nokta İş ve İşçi Bakanlığı'na başvurusu yapılıyor. Ve bu başvuru yapıldığında en düşük ne kadar bir maaşla sizin çalışıp çalışamayacağınız noktasında bir ön başvurusunu yapılıyor. Ve dolayısıyla bu noktada İş ve İşçi Bakanlığı'ndan dönüş alıp en düşük ne kadar maaşla sizin çalışabileceğiniz belirlendikten sonra da iş ilanlarını başlatıp sizinden önce Amerikan vatandaşı birinin de o pozisyonda çalışıp çalışamayacağı noktasında adımlar atıyor olacak. Dolayısıyla bu adımları da olumlu tamamladıktan sonra sizin için şirket göçmenlik vize başvurusu yapabiliyor ve siz de yeşil kart adımınız için olan konsolosluk üzerinden gidilecek şekilde adıma geçip göçmenlik vizenizi alıp Amerika'ya giriş yapıp yeşil kartınızı alıp bu kuaför salonunda çalışabileceksiniz. Dolayısıyla cevabı kısaltırsak evet bu mümkün, sizin için başvuru yapabilir. Önemli olan finansal durumun yerinde olması firmanın ve sizin de o kuaför olarak çalışabilecek yeterliğe sahip olmanız değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeymiş bize. Amerika'da yaşayan bir yakınımızın bizim Amerika'da çalışma ve oturma izni almamıza bir faydası olur mu? Yani bize kefil olması mümkün mü diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerika'da çalışma veya oturma izni için bir yakınınızın size başvuru yapabilmesi için bu yakınınızın çok yakın derece bir yakın olması gerekiyor. Belki sizin anne babanız, eşiniz ya da çocuğunuz ya da kardeşiniz gibi durumların oluşması gerekiyor ki size göçmenlik vize başvurusu yapılabilsin öncelikle. Bu göçmenlik vize başvurusu yapılıp size vize kotasını size geldiği zaman gerekli yeşil kart ve çalışma izni, seyahat izni alabilmeniz için evet başvurunuzu yapabiliyor olacaklar. Yoksa onun dışında sadece Amerika'da yaşayan bir yakınınızın olmuş olması sizin çalışma izni almanıza imkan sağlamayacaktır. Kefil olması da yeterli olmayacaktır. Ama tabii bunu şeyle de karıştırmayın. Turist vizesi sadece alıyorsanız o zaman tabii ki sizi davet ediyorsalar kefil olabilirler onun için. Ama bu size çalışma izni veren bir durum olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan kalan soru ise şu. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip ondan sonra evlenirsek Green Card alabilir miyiz? Bu yasal olmayan bir süreç midir? Yoksa yasal mıdır? Yoksa öncesinde K vizesi mi almak gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Buradaki önemli olan nokta sizin tabii ki yeşil karta gitme noktasında eşiniz ya da evleneceğiniz kişinin size başvuruyu ne zaman, nerede yapacağıdır. Eğer siz buraya gelme amacınız ben işte turist vizesiyle geleyim hemen nikahımı kıyayımsa o zaman evet bu doğru bir adım olmaz. O zaman size bu yakınınızın başvuru yapması için tabii siz evlenmiş olacaksınız ve sizin için Amerikan konsolosluğu üzerinden yeşil kartınızı alabilmeniz için gerekli sponsorluk çalışmalarını başlatması gerekecektir. Ama siz Amerika'ya gezmeye geldiniz. Buradaki gezme sürecinin bir süre geçirdikten sonra ve geri gitmediniz. Burada kalma planınız uzadı. O zaman tabii ki buradan nikahınızı kıydığınızdan eşinizle onun üzerinden
green card'a gitme durumu mümkün olacaktır. Tabii bu noktalarda önemli olan durumlardan bir tanesi niyet noktası. Şu an göçmen dairesi bu noktada şunu söylüyor State Department'da. Amerika'ya kişi gezmeye geliyorsa örnek veriyoruz. Gezme niyetinde olan biri için de bu şekilde olabilir ve diğerler için de aynı. Kişinin girişteki niyeti 90 gün sonra değişebilir diyorlar. Dolayısıyla siz geldikten 90 gün sonra evlenme adımı ya da yeşil kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Hala buradaysanız. Yoksa burada kısa kalacağınız bir süreçte o zaman burada başvuru yapılmayıp Amerikan konsolosluğuna gidecek şekilde göçmenlik dairesi başvurularının yapılmasında fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir soruya da geçersek, geçen haftadan kalan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişine bakarken başvuru yapıp kazanırsam ve kazandıktan sonra başvuru işlemleri henüz başlamadan evlenirsem eşime de hak doğmuş oluyor mu? Aynı zamanda kartı alabiliyor muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi önemli olan nokta burada şu. Siz Green Card çekilişine başvurdunuz. Başvurduğunuz anda bekar olabilirsiniz. Önemli olan nokta Amerikan konsolosluğuna yeşil kart görüşmesine gitmeden önce nişanlınızla evlenmiş olmanız. Önemli olan o görüşmeye gitmeden önce evlenirseniz o zaman hem sizin için hem de eşiniz için gerekli vize görüşme başvurusu yapılacaktır. Ve dolayısıyla siz Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesine beraber gidiyor olacaksınız. Ama vize görüşmesinden sonra siz nikah kıyarsanız, bu vize görüşmesinde onay alırsanız o zaman maalesef eşiniz sizle aynı anda alamayacak. Tek opsiyon olduktan sonra sizin yeşil kartınız üzerinden ona başvuru yapılarak adım atabiliyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. Green Card kazandıktan sonra Ankara'da mülakatlara girmeden önce hesabınızda 10.000 ile 15.000 dolar arası para bulunması gerekiyor deniliyor. Bunun doğruluğunu açıklar mısınız diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan şu, siz eğer Green Card alıp Amerika'ya gelecekseniz, Amerikan hükümeti bu noktada sizin Amerika'ya geldiğiniz zaman ekonomik anlamda Amerikan hükümetine bir ek masraf getirmiyor olmanızı görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu noktada sizin en azından bir yıl masraflarınızı karşılayacak, örnek veriyoruz 10.000-15.000 dolar civarında bir parayı göstermeniz ya da Amerika'da bir iş teklifi göstermeniz gerekebilecektir. Dolayısıyla evet, bu tip durumlara bakıyor olacaklar. Ya sponsorunuz oluyor olacak finansal anlamda ya da yeterli en az diyelim 15.000 dolar bir paranızın olduğunu göstermeniz gerekebilir. Ya da bir iş teklifiyle aldığınızı ve geldiğinizde o işe başlayacağınızı göstermeniz gerekebilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde geçen haftadan kalan. Dedem Amerikan vatandaşı, onun sayesinde Green Card veya Amerika'da oturma izni alabilir miyim diye bir takipçimiz soruyor. Siz direkt dedenizden dolayı burada bir oturma hakkı sahibi olamayacaksınız Amerika'da. Yani dedeniz size başvuru yapamayacak. Sizin Amerika'da Green Card almanız için, oturma iznine sahip olmanız için. Ama ne yapabilir? Dedeniz, babanız ya da tabii dolayısıyla hani kızı ya da oğlu, işte babanız ya da anneniz hangisi ise ona yeşil kart başvurusu yapabilir. Ve o kendi bekleme süresi geldiğinde green kartını aldıktan sonra ancak size green kart başvurusu yapabilir. Tabii o zaman siz de vize kotasını bekleyip ancak sizin vize kota süreniz geldikten sonra yeşil karta geçiyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan sorulardan bir tanesi de şu yönde. C1 vizesindeyken statümüzü değiştirdik ve Amerika'da kaldık diyelim. Ama Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Bu süre Türkiye'de kaldıktan sonra tekrar bizi Amerika'ya geri alırlar mı diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz statü değişikliğine başvurduysanız ve bu statü değişikliğiniz onaylanıp yeni statüye geçtiyseniz o zaman kesinlikle bir yasal ihlaliniz bulunmuyor Amerika'da bulunduğunuz süreçte. Buradaki süreci tamamladıktan sonra ülkenize geri gittiniz Türkiye'ye. Ondan sonra nasıl geleceğinize kalıyor olay. Eğer var olan bir vizenize geri gelecekseniz bu gelmede bir engel yaşamayacaksınız. Ya da yeni bir vizeye başvurmanız gerekiyorsa o zaman Amerikan konsolosluğuna başvurup yeni vizenizi alıyor olacaksınız. Tabi Amerikan konsolosluğu bazen bu statü değişikliklerini sevmediği durumlar olabiliyor. Ama tabii kesinlikle sizin ihlal etmediğinizi görmek isteyecekler. Herhangi bir ihlalde bulunmadıysanız bu olumlu bir durum olacaktır. Ama bir ihlalde de bulunduysanız o zaman maalesef vizeyi alamayacaksınız.
Tabi bazı istisnai durumlarda da statü değişikliği çok hoşuna gitmeyebilir. Dolayısıyla sizin bundan sonraki vizeye başvuru yaparken o vizeyi almadaki dosyanızın güçlüğüne göre de bu statü değişikliğini önünüze getirip getirmemeye karar vereceklerdir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi şu. 8 Ağustos 2018'de üzerimde 1 gram esrar maddesiyle yakalandım. Türkiye'den bana 1 yıl denetimli serbestlik verildi. Bu durum green card'a başvurmama engel midir? Konsolosluk görevlisi bizden arşiv kayıtlı adli sicil belgesi istiyor. Ayrıca konsolosluğun green card sürecinde mahkemeden ve adli mercilerden benim geçmiş suçlarımla ilgili belge isteme hakkı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Evet, hemen şu tarafından başlayayım sorunuzun. Amerikan konsolosluğu sizden adli durumunuzla ilgili ve sabıka kaydınızla ilgili talep etme hakkı elinde var. Dolayısıyla sizin bu noktada herhangi bir suç geçmişinizin olup olmadığını görmek isteyecekler. Ve dolayısıyla eğer devam eden bir sürecin içindeyseniz, adli sürecin içinde, o süreçte tamamlanmadan size green card'ı vermiyor olacaklar. Dolayısıyla evet, öncelikle konsolosluğun bunu talep etme hakkı var. Tabii ikinci durum, siz çok yeni, daha geçen ay itibariyle böyle bir suçla karşı karşıya kalmış durumdasınız. Sizin bu noktada green card'a başvurma dediğiniz nokta eğer bu çekiliş başvurusuysa, o zaman bu çekiliş başvurusunu yapıyor olurken herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız gelecek ay için. Fakat eğer çekilişten çıktınız ve Amerikan konsolosluğu randevunuz yapıldığında, o randevuya giderken sizin bu cezai süreci tamamladığınızı ve geride bıraktığınızı göstermeniz gerekiyor. Fakat şunu söyleyebilirim. Uyuşturucu maddelerle ilgili olan durumu çok uygun ya da güzel bir şekilde karşılamayacak Amerikan konsolosluğu. Kişiler yeşil karta geçiş yaparken yeşil karta geçiş yapmalarını engelleyecek suçlar da var. Ve bu suçlardan bir tanesi de uyuşturucu maddelerle ilgili olan suçlar olacak. Dolayısıyla çok detaylı bir cevap vermede zorlanabiliriz. Sizin karşı karşıya kaldığınız iddiaları görmek lazım, suç türünü görmek lazım, cezalandırıldığınız ya da iddia ettiğiniz maddeyi görmek gerekecek. Ve bunun sonucunda tabii karşı karşıya kalacağınız cezayı da görmek gerekecek. Dolayısıyla uyuşturucuyla ilgili olan karşı karşıya kaldığınız bir süreç maalesef çoğunluk olarak sizin yeşil karta gitmenizi engelleyecektir. Bunun istisnaları olabilir, bu istisnaları var. Fakat sürecinizin ona girip girmediğini daha detaylı değerlendirilmesi gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip ehliyet ve ev alabilir miyim diye bir takipçimiz soruyor. Eğer yasal turist vizeniz var ise Amerika'ya geldiğinizde Türkiye'den var olan öncelikli ehliyetinizi de kullanabilirsiniz. Bu noktada her eyalet neredeyse size en az 6 aya kadar bunu kullanma imkanı sağlayacak. Bu istisnalar olabilir, bazı yerlerdeki güvenlik güçleri zorluk çıkarabilir ama gün sonunda siz gezme amacıyla geldiğiniz ülkede Türkiye'de var olan ehliyetinizi kullanabileceksiniz. Tabii ehliyet alabilme noktasında da hangi eyalette yaşayacağınız ya da hangi eyaleti geziyor olacağınıza göre değişebilir. Çünkü her eyaletin ehliyet verme noktasındaki kurallar kendilerine bağlıdır ve kendileri her eyalet kendilerine göre değişik şartlar ya da koşullar ya da daha esnek ya da daha zor bir şekilde ehliyeti imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla hangi eyalette yaşayacağınıza göre değişmekle birlikte siz eğer yasal durumunuzu ilerletmiyorsanız bu sefer yasal durumunuzun size imkan verdiği süre boyunca ehliyet alabilme imkanına sahip olacaksınız. Çünkü tabii bu pratikte zor olabilir bazı eyaletlerde ama imkansız değil, bu mümkün olan bir durumdur. Ev alabilme noktasına geldiğimizde ise evet, siz turist vizesiyle de gelseniz ev alabilme noktasında bir engele karşı karşıya kalmayacaksınız. Yabancılar Amerika'da ev alımı, emlak alımı yapabilmektedirler. Önemli olan tabii bu emlak alırken nakit alıyor olmanız. Çünkü Amerika'da bir oturumunuz olmadığı için Amerika'daki bankalar size kredi vermeyi başta çok uygun görmeyeceklerdir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayına gelen soru ise şu yönde. Ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Green Card vizesi için Gürcistan yerine Türkiye konsolosluğuna gidebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Türkiye'deki konsolosluğa green card görüşmeniz için gitmeniz için Türkiye'de ikametgah ediyor olmanız gerekecektir. Eğer Türkiye'de bir ikametgahınız varsa ya da oluşacaksa
Evet, o zaman mülakatınıza Türkiye'de gidebilirsiniz. Yoksa size en yakın olan ve Azerbaycan vatandaşı olarak gidebileceğiniz ülkedeki Amerikan konsolosluğuna gitmeniz daha yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Work and Travel ile Amerika'ya gelip kredi kartı aldıktan sonra hesabımızı ömür boyu kullanabiliyor muyuz diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şu önemli. Eğer siz geldiniz, buradasınız Work and Travel'a ve bank hesabı açtınız ve bank hesabını açtığınızda size bu kredi kartı alma imkanını sağlarsa debit kart dışında, o zaman hesabınızı aktif tuttuğunuz sürece, borcunuzu ödediğiniz sürece hesabınızı hayat boyu kullanabilirsiniz. Ama tabii bu şu anlama gelmesin. Değişiklikler olabilir. Hesabı kullanmayı bırakabilirsiniz. Bu tip negatif durumlardan dolayı da hesap kapanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii burada hayat boyu değil de belki bu hesabı kullanabilme noktasında evet kullanabileceksiniz dememiz çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. 8 yıldır özel bir şirkette finans bölümünde çalışıyorum. Bedelli askerlik dolayısıyla işimden giriş çıkış yapacağım. Amerika turist vizesine başvururken 8 yıldır çalıştığımı söyleyebilir miyim? Vize alım sürecim sizce nasıl ilerler diye bu takipçimiz soruyor. Siz Amerikan konsolosluğuna başvuru yaparken firmanızda ne kadar süredir çalıştığınızı söylüyor olacaksınız. Ve eğer sizin çalışmanız 8 yıldırsa, tabii bu araya askerlik sebebiyle bir ara verdiyseniz, tabii ki bu noktada o iş yerini aslında bırakmış olmuyorsunuz. O iş yerinde aslında devam ediyorsunuz. Tabii SSK kayıtlarınız olmayabilir o süreç için. Burada yapılacak en mantıklı şey bence, tabii ki o yerde en az 8 yıldır çalıştığınızı dile getirebilirsiniz. Ama sorulduğunda da bu aradaki kısa dönem süresince askerliğinizi yaptığınızı belirtip yani yanlış bir bilgi vermediğinizi onlara göstermiş olursunuz. Yoksa bir sıkıntı görünmüyor. Siz aslında sadece askerlik dolayısıyla işinizden ara vermiş durumdasınız. Bu da işinizi kaybettiğiniz anlamına gelmiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen, online gelen soru ise şu yönde. Ben dil okulu, community college ve üniversite okumak için Amerika'ya geleceğim. Ailemle beraber mi gelmeliyim yoksa daha sonra vize almada sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz aileyle kastettiğiniz eşiniz ve çocuklarınızsa, o zaman evet onlar sizinle beraber vize alabiliyorlar. Onu şu anda alabilirler, sonra da alabilirler. Dolayısıyla eğer siz Amerika'ya eğitim amacıyla geliyorsanız size bağlı olacak, koşullarınıza bağlı olacak. İkisi de mümkün olan hakkınız. İster ailenizle beraber gelin, onlara da vize görüşmesine sokup onlar da eğer vize alırsa, ya da isterseniz siz eğitiminizi başlattıktan sonra onları Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gönderip onlar da vizelerini aldıktan sonra Amerika'ya beraber gelebilirsiniz deyip bu iki imkanı da yapmanız mümkün olacaktır. Daha doğrusu onlar size sonra katılabileceklerdir. Bu da mümkün olan bir alternatif olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Biz şu an Amerika'dayız. E2 vizesi başvuru esnasında aile bireyleri bu sürece dahil midir? Yoksa aile üyeleri daha sonra mı vize sürecine dahil oluyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'daysanız ve burada bir yasal durumunuz bulunuyorsa ailenizle beraber ve E2 vize başvurusunu, statü başvurusunu Amerika'da statü değişikliği olarak yapacaksanız, o zaman hem siz bu başvuru yaparken kendiniz için hem de aile bireyleriniz de sizden dolayı burada statü değişikliği başvurusunu yapabileceklerdir. Dolayısıyla eğer hepiniz buradaysanız ve statü değişikliği yapacak durumdaysanız, o zaman burada hep beraber statü değişikliği başvurusunu yapabileceksiniz. Yani dolayısıyla onlar da sizinle beraber bu sürece dahil edilebileceklerdir. Edilmek zorunda değiller. Belki geri döneceklerse, ama edilmek isteniyorsalar da o zaman sizinle beraber sürece dahil edileceklerdir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde canlı yayında. Türkiye'de okuyan green card sahibi 18 yaş altı çocuklar konsolosluğa başvurarak 6 ayda zorunlu giriş çıkışını erteleyebilir mi? Bu nasıl yapılabilir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi eğer kişi green card sahibi ise, yaşının ötesine green card sahibi ise ve ülke dışında, Amerika dışında uzun süre kalacaksa, o zaman yapılacak en mantıklı şey Amerika'da bulunduğu süre içinde Amerika'ya tekrar gelemeyeceğini yakın süreç içinde, örnek veriyorum 2 yıla kadar gelemeyecekse, o zaman bunun için özel bir izin istenme durumu var. Dolayısıyla Amerika'da fiziksel bulunduğu bir süreçte
bu gerekli başvurular yapıp kendilerinin izin alarak ülke dışında 2 yıla kadar kalmaları mümkün olacaktır. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundan ziyade bunu Amerika içinde çıkmadan önce göçmenlik dairesinde yapmaları çok daha yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşı bir kişi anne ve babasına green card ve çalışma izni alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Evet, Amerikan vatandaşı biri anne ve babasına yeşil kart başvurusunda bulunabiliyor. Ve bu yeşil kart başvurusunu yaparken onlar da çalışma ve seyahat izni gibi başvuruları çocukları onlar için yeşil kart başvurusu yaptığı için yapabiliyorlar. Dolayısıyla evet, bu mümkün. Önemli olan anne ve babanızın nerede bulunduğu. Eğer Amerika içindeyseler o zaman bütün o başvurular beraber yapılacak. Eğer ülke dışındaysalar o zaman öncelikle başvuruyla başladık. Onlar ta ki göçmenlik vizesini alıp Amerika'ya gelene kadar beklemek gerekecek. Ve geldikten sonra çalışma izinden ziyade direkt yeşil kartları ellerine geçecek. Ve yeşil kartların üzerinden kendileri hem çalışma hakkına sahip olacaklar hem seyahat hakkına sahip olacaklardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise, bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Yeşil pasaport sahibi olmanın green card çekilişinde olumlu bir etkisi olabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi green card çekilişlerinde kişinin ne tür pasaportun olduğu önemli değil. Önemli olan başvuru yapabilecek bir vatandaşlığa sahip olması ve başvurusunun gerçekleştirmesi, doğru bilgilerle gerçekleştirmesi. Dolayısıyla gerisi bilgisayar ortamında yapılacak çekilişe kalıyor. Dolayısıyla sizin yeşil pasaport sahibi olup olmamanız bu noktada herhangi bir artı ya da negatif bir durum getirmeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Türkiye'de kredi kartından dolayı maaşımda icra olması green card sürecinde karşıma çıkar mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz green card sürecine gireceğiniz için burada genelde göçmenlik dairesiyle Amerikan konsolosluğu için önemli olan sizin adli sicil anlamında herhangi bir sabıka kaydınız olup olmadığıdır. Yoksa icradır ya da özel bütün borçlarla ilgili olan bir süreçten dolayı işleme tabi olmanız sizin yeşil kartı almanızda önünüze gelmeyecektir ve green kartı alırken herhangi bir sorun siz için teşkil etmeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru, biraz çok genel bir soru ama cevap vermeye çalışacağım. Amerika'ya turist vizesiyle geldikten sonra green card nasıl alabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki duruma şöyle bakabilirsiniz. Green card'a giderken bir iş yeri sponsoru üzerinden gidebilirsiniz. Tabii bunun çok çeşitli basamakları var, kategorileri var. Bir iş yeri varsa, size sponsor olacaksa green card için bunun üzerinden yeşil kart işlemi yapılabilir. Ya da ailevi başvurular olacaksa ailevi başvurular üzerinden green card'a gitmeniz mümkün olacaktır. Ya da yatırım yapıyorsanız ve bu yatırımınız örnek veriyorum 500 bin doların üzerindeyse o zaman o yatırım üzerinden yeşil kart'a gitmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla burada belli bunun gibi birkaç daha adım var. Fakat bu sizin yeşil kart'a gidebilmeniz için bir başvuruya ya da bir sponsora ya da bir sebebe ihtiyaç duyacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Daha önce 2003 yılında green card sahibi olmuştum ve daha sonra 2015 yılında kartımı voluntarily abandoned prosedürü ile terk ettim. Bu durum tekrar green card alma konusunda avantaj veya dezavantaj sağlar mı diyor takipçimiz. Siz zamanında yeşil kart sahibiymişsiniz, green card ve daha sonra bu green card artık ihtiyaç duymadığınız için green card'ını geri vermiş durumdasınız. Bundan sonra tekrar green card almak istediğinizde önemli olan bu green card'ı alabilecek sponsorluğa ya da başvuruya ihtiyaç duyacaksınız. Dolayısıyla tekrar green card'ı alabilme koşullarınız yerindeyse daha önceki green card'ı bırakmış olmanız size kesinlikle ne artı ya da negatif bir durum getirmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise eşim Amerikan vatandaşı ve bir hafta önce Türkiye'de evlendik. Şu an turist vizesi alıp Amerika'ya gelip göçmenlik işlemlerimizi ben Amerika'dayken yapma hakkım var mıdır diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Eğer sizin yeşil kart işlemlerinizi Amerika'da yapacaksınız, Amerika'ya gezmek amacıyla geldikten 90 gün sonra burada yeşil kart işlemlerini başlatabilirsiniz. Tabi bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Yoksa öbür türlü Amerikan göçmenlik dairesi
onları yanıltınızı düşürebilirler. Çünkü gezme amacıyla geliyorsunuz. Ama geldikten 90 gün sonra bu çalışmaları başlatmanızda herhangi bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gidip kız arkadaşımla evlenebilir miyim? Amerika'da evlilik sürecimiz nasıl işler diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya belli bir vize türüyle geldikten sonra, bu sizin durumunuzda bu öğrenci vizesi ise, öğrenci vizesi için giriş yaptıktan 90 gün sonra böyle bir evlenme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. O zaman evet, kız arkadaşınızla evlendikten sonra göçmenlik dairesine sizin green card çalışmanız için başvuru yapmanızda bir engel olmayacaktır. Önemli olan nokta Amerika'ya girerkenki niyetinizi göçmenlik görevlilerinin bilmesi, eğitim amaçlı geliyorsanız eğitiminizi devam ettirmeniz ve belli bir süre sonra da evlenme durumuyla adım atacaksanız ondan sonra da adım atıyor olmanız sizi daha güvenilir bir noktada tutuyor olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise C1 vizesiyle Amerika'ya gelenler vergi iadesi alabiliyorlar mı? Bunun şartları nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii bu noktada bir muhasebeciyle çalışmanız mümkün olabilir. Çok daha sizin için mantıklı olur diye düşünüyorum. Yoksa C1 vizesiyle işte Amerika'da bulunanlar tabii ki onlar da bir gelir elde edip ve onların gelirlerinde de belli kesintiler yapılıyorsa ve o bir iadeye yol açacaksa kendileri vergi iadesi alabileceklerdir. Dolayısıyla hatta bazı durumlarda onlardan fazla kesinti yapılabiliyor. Amerikan vatandaşı da green card sahibi gibi. Oysa onlar için yapılmaması gerekiyor. Bu durumlarda da iadeyle karşı karşıya kalınabilir. En büyük tavsiyem size evet vergi iadesi yapabileceksiniz. Çünkü yasal çalışma hakkınız vardı. Yasal çalışma hakkından dolayı yapılan kesintilerden dolayı fazla kesinti varsa onu geri alabilme hakkınız demek de olacaktır bu. Dolayısıyla bunu yapabileceksiniz. Tavsiyem bir muhasebeci kişiyle de arkadaşla çalışıp bu iadeyi alıyor olmanız olacaktır. Şartları noktasında da eğer size iş yeri W2 verdiyse bu programınızın sonunda o size bu noktada vergi iadesini yaparken bir geri iade imkanına yol açacaktır. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da avukatlık yapabilmek için şartlar nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da Türkiye ile biraz farklı olarak hukuk alanında ve tıp alanında kişiler lise eğitimi sonrası direkt bu eğitimleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla eğer kişi lise eğitimini bitirmişse ve hukuk okumak istiyorsa öncelikle 4 yıllık üniversiteyi bitirmesi gerekecek. Bu 4 yıllık bachelor degree dedikleri üniversite eğitimini bitirdikten sonra tercihlerini kullanıp gerekli başvuruları yapıp sınavları da geçip o zaman hukuk fakültesine kabul aldıklarında da 3 yıl hukuk fakültesi eğitimini yapıyor olmaları gerekiyor. Ve bu 4 yıllık bachelor eğitim ve 3 yıllık hukuk eğitimi sonrasında kişiler yaşamayı ya da çalışmayı planladıkları eyaletin barosuna kaydolmak için o eyaletin baro sınavlarına girmesi gerekiyor. Ve o baro sınavlarını geçerse o zaman avukatlık çalışmasına o eyalette başlayabiliyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir takipçimizden bugün gene gelen soru ise tahmin ediyorum aynı kişi olabilir hukuk üzerine. Türkiye'den hukuk mezunu olmasak, başka lisans mezunu olsak, Amerika'da hukuk bölümünde yüksek lisans yapsak, sonrasında board sınavı alıp Amerika'da avukatlık olabilir mi diye bu takipçiniz soruyor. Hayır, maalesef olmayacak. Çünkü hukuk eğitiminiz gerekiyor. Dolayısıyla sizin burada bu durumda avukatlık sınavını geçme hakkını elde etmeniz için burada hukuk fakültesini okuyor olmanız gerekecek. Dolayısıyla sizin okuduğunuz bachelor eğitim, 4 yıllık eğitimin üzerine burada hukuk fakültesi eğitimine öncelikle kabul alıyor olmanız gerekiyor. Ve bu eğitim sonrası hangi eyalette yaşayacaksınız, o eyaletin baro sınavını geçip orada çalışma iznine ya da hakkına, lisansına sahip olmanız gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Bir arkadaşım ve benim B1, B2 vizelerimiz var. DV2020 Green Card çekişine başvurmayı düşünüyoruz. Sorumuz da şu. Konsolosluk ileride Green Card'a başvurduğumuzu görüp vizemize uzatma vermeyecek. Yani bu dual intent denilen durumundan dolayı customs officer sınırda ise havalimanında bizim başvurumuzu görüp vizemizi iptal edebilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Normalde sizin DV başvurularını yaparken bu sizin yeşil karta başvurduğunuzu göstermeyecektir göçmenlik dairesine, Amerikan konsolosluğuna. Çünkü eğer siz yeşil kart başvurusunu yaptıysanız
O zaman ancak herhangi bir tur sitesi uzatmada problem önünüze gelebilir. Yoksa çekiliş için yaptığınız başvuruyu görme durumları mümkün değil. Ne Amerikan konsolosunun ne de sınırdan girerken göçmenlik görevlisi. Fakat şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Onlar buna bakmayacaklardır ama buna bakamazlar anlamına gelmiyor. Yani biz devamlı kişilere şunu diyoruz. Eğer DV çekilişine başvuruyorsanız bir şekilde bir risk alıyorsunuz. O da eğer bir tur sitesine ya da başvuracaksınız ya da bir göçmen olmayan bir vizeye başvuracaksınız. Bu noktada önünüze gelebilecek risklerden biridir diye söylüyoruz. Fakat bu konuda çok kişi bir problem yaşamıyor. Ama tabii böyle bir soruyla da karşı karşıya kalırsanız doğru cevabı vermeniz gerekecektir. Yoksa normalde kişiler tur sitelerine başvurduklarında böyle bir durumla karşı karşıya genelde önlerine getirilmeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soruya geçiyorum. New Jersey'den arkadaşımın lokantasında çalışmak için H-1B vizesiyle Amerika'ya gelmek istiyorum. İşverenin benim için yapacağı masrafları öğrenmek mümkün müdür? Çünkü masrafları daha sonrasında ben destek olmak istiyorum diye bu takipçimiz ilerliyor ama ben şöyle şu soruyu cevap vereyim. Öncelikle sorduğunuz nokta şu. Sizin bu bahsettiğiniz restoransı H-1B vizesi alabilir mi diye soruyorsunuz. Şunu cevaplayabilirim. H-1B vizeleri profesyonellere verilen vize türüdür. Dolayısıyla sizin böyle bir restoran üzerinden H-1B alma durumunuzun neredeyse imkansız olacağını size cevabını verebilirim. Dolayısıyla bir restoran üzerinden sizin H-1B vizesi alabilmeniz mümkün olmayacaktır. Başka türlü vizelere bakmanız gerekebilir. H-2B gibi geçici vizeler olabilir. Bu tip vizelere ya da C-1 gibi vizeler olabilir. Bu tip vizeleri değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Yoksa H-1B vizesine gitmeniz maalesef başvuru yapabilse de diyelim o restoran sizin için boşuna zaman olacaktır. Bu restoran için boşuna masraf ve zaman olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise Amerika'da doğum olduğunda çocuk vatandaşlık aldı sayılıyor diye biliyorum. Çocuk 21 yaşını doldurmadan önce ailece nasıl bir an önce Amerika'da oturum ve çalışma izni alabiliriz? Evet, sizin dediğiniz gibi aynen Amerikan vatandaşı, yani çocuğunuz burada doğduğu zaman Amerika'da Amerikan vatandaşlığı alacaktır. Ve size başvuru yapabilmesi ise ancak 21 yaşı sonrası mümkün olacaktır. Dolayısıyla bunu 21 yaşını çocuk doldurmadan önce sizin burada oturum ya da çalışma izni almanız için ya bir iş yeri size sponsor olacaktır ya da siz bir yatırım yapıyor olursunuz. Bu yatırım üzerinden burada green card ya da yatırımcı vize statüsüne geçebilirsiniz. Ancak bu şekilde o 21 yaşına girmeden siz onunla burada yaşayabilip yaşamaya da çalışma hakkına sahip olabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. F1 öğrenci vizesi başvurusu yaparken I-20 gibi bildiğimiz belgeler dışında vize alma olasılığımı yükseltecek belgeler nelerdir diye takipçimiz soruyor. F1 vizesi başvurusu yaparken önemli olan belgeler arasında tabii ki I-20 önemli vize türünü alabilmeniz için. Diğer durum finansal durum olacaktır. Diğer bir durum ise sizin Türkiye'deki bağlarınız olacaktır. Bu ya iş ya da eğitim olabilir. Ne kadar Türkiye'de bağlarınızın güçlü olduğunu Amerikan konsolosluğu görevlisi görürse o kadar çok F1 vizesini alma şansınız artacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden canlı yayında gelen soru ise şu yönde. İşveren sponsorluğundaki green card süreci noteri ile green card süreciyle aynı mıdır? İşveren sponsorluğundaki green card başvurusunun avantajları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi süreç noktasında dediğimizde farklı süreçler, yani size bir çekiliş üzerinden yeşil kartın çıkmasıyla yapılacak çalışmalar ya da bir iş yeri ise sponsor olmak istiyorsa yapılacak çalışmalar birbirinden farklıdır. Son gelen aşamada evet green card aşaması aynı olabilir ama o aşamaya gelene kadar yapılacak çalışmalar işveren üzerinden yapılacak başvurularda farklılık olacaktır. Avantajları derken avantajı şu, herhangi bir green card çekiliş üzerinden çıkacak bir kotaya tabi değilsiniz. Bu noktada hani çıkıp çıkmayacağı belli olacak bir durum söz konusu değil. Ama şu şekilde bakalım. Eğer siz diyorsanız bizim zaten çekilişten çıkan bir green card başvuru var. O zaman iş yeri üzerinden bir başvuru yapmaya gerek yok. Direkt onun üzerinden gidip yeşil kartınızı aldığınızda fayda vardır. Yok, eğer böyle bir başvuru yoksa şu an o zaman sponsor üzerinden yapılacak, iş yeri üzerinden yapılacak başvuru çok daha avantajlı. Çünkü o başvuru zaten bir iş yeri ise sponsor oluyorsa çalışmalarına hemen başlayabileceğiz. Herhangi bir vize çekilişi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Ben Türkiye'de üniversite okuyorum. Amerika'ya dil kursuna gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'deki üniversite kaydımı
dondurup mülakata gidersem red alır mıyım diye bir takipçimiz soruyor. Yani kaydınızı dondurmaktan ziyade siz okula devam ediyorken böyle bir öğrenci vizesi başvurusu yapıp bu planı yaptığınızı göstermeniz çok daha yerinde olacaktır. Dolayısıyla önemli olan nokta sizin bu başvuruyu yapabilecek durumda olduğunuzu göstermek ve başvuru yaparken de eğitimde olduğunuzu göstermek. Tabii ki bu başvuruyu farz edelim öğrenci vizesini aldınız. Tabii ki kaydınızı dondurmanız zaten doğal olarak gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise ben Türkmenistanlıyım. Bizde banka işleri biraz sıkıntılı. Green Card görüşmesinde parayı bankaya yatırmadan önce cash götürüp parayı gösterip Amerika'da banka hesabı açıp orada yatırsak olur mu diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim, şimdi bir şey hani cash götürüp ya da nakit götürüp göstermek diye bir durum söz konusu olmayacak. Tabii siz banka hesabı açıyorsanız bu banka hesabını Amerika'da nasıl açacağınız önemli. Var olan bir hesabınız varsa olur. Yoksa ondan ziyade bankada sorun yaşayacaksanız mantıklı olan kendinize finansal durumu yerinde olan bir sponsor ayarlarsanız onun üzerinden gitmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ve bir soru da şu yönde canlı yayında bugün aldığımız. Turist vizesi alırken Amerikan vatandaşıyla evli olmam vize için olumsuz etki yaratır mı diyor. Sizin Amerikan vatandaşıyla evli olmanız Turist vizesi almanıza imkan sağlamayacaktır. Yani olumsuz etkiyi bırakın, vizeyi alamayacaksınız. Bunun çünkü en büyük sebebi siz geçici amaçla bir vizeye başvuruyorsunuz ama eşinizin Amerikan vatandaşı olması sizin aslında göçmen niyetiyle Amerika'da kalabileceğinize fırsat ve imkan yaratıyordur. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu siz eğer Amerikan vatandaşı evliyseniz o zaman size turist vizesi vermeyecektir. Çok istisnai durumlar olabilir ama çoğunluğuyla vermeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Amerika'da ev satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bunu. Tabii Amerika'da emlak alımını yaparken tavsiye edebileceğimiz ilk adımlardan bir tanesi bir emlakçı ile çalışıyor olmanız. Çünkü bunun sebebi de emlakçı size bütçenize göre, almayı planladığınız yere göre markette var olan imkanları sunabilecektir. İşte satılacak evin bütçesi, işte miktarı, yapısı, işte kondo mu, ev mi, apartman mı? Bu değişik seçimlerinize göre size uygun evi bulma noktasında destekte bulunabilecektir. Öncelikle kesinlikle emlakçınızla çalışmanız gerekecektir. İkinci önemli olan nokta ise bu evi satın alırken ne yönde adım atılacağı. Yani satın alma nakit olarak mı yapılacak? Yoksa satın alma banka kredisiyle mi yapılacak noktasına da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu nakit olarak yapılacaksa o zaman banka kredisine gerek olmayacaktır. Ama banka kredisiyle yapılacaksa o zaman ikinci önemli adımlardan bir tanesi de bankayla ya da bir finansal kurumla görüşüp onlardan ne kadar miktarda bir krediyi almanın ön onayını almanızda fayda vardır. Çünkü bu ön onayı aldığınız zaman farz edelim diyelim satın alacağınız evin miktarı 300 bin dolarsa veya 300 bin dolarlık bir kredi alacaksanız en azından 300 bin dolarlık bir kredi alabilme noktasında bankanın size onay verdiğini görmenizde fayda vardır. Bu onayı aldıktan sonra siz en azından emlakçınızla evet ben şu miktara kadar yeri satın alabilirim demiş oluyorsunuz ve bunun için de onay alma noktasında en azından biliyorsunuz ki ben bu rakamın üstündeki evlere bakmayacağım. Altındaki rakamlardaki satılan yerlere bakıp en azından kredi noktasında sonradan bir sorun yaşamamış olacaksınız. Diğer üçüncü önemli olan nokta tabii ki karar verdiniz ve satın alacak yeri buldunuz ve satıcıyla belli şartlarda anlaştınız. O zaman bir avukatla görüşmenizde fayda olacaktır. Avukatın da size bu emlak alımı satımı sırasında sizi temsil edip yasal noktada gerekli adımların atılması, evin alınıp ya da satılabilmesi mümkün olduğu ve gerekli sözleşmelerde incelenip sizin bu satış işleminde güvenli bir şekilde çıkmanıza imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla üçüncü önemli noktada avukatla çalışıp bu emlak alım satımında herhangi bir sorun yaşamamanızda fayda vardır ve gerekecektir. Diğer önemli olan bir nokta bu aşamaya kadar geldiniz. Tabii evi inceleyeceksiniz. Satın alacağınız evin ya da apartmanın sizin istediğiniz koşullara uygun olup olmadığı ya da içinde yaşanılıp yaşanılmayacağı noktasında da ön inceleme yapabilmeniz, iç denetim dedikleri diyelim, adımı atmanızda fayda vardır. Tabii iç denetim derken belki evin suyu, işte altyapısı, ondan sonra dayanıklılığı bu tip ya da tesisatları
bu noktadaki gerekli incelemeleri yaptırıp bir uzman biriyle satın alacağınız evin ne tür bir condition'da yani durumda satın aldığınızı ve bu size ne kadar ek masraf yol açacağını görmüş olacaksınız. Dolayısıyla bu da önemli bir adım olacak. Çünkü bu sayede siz belki var olan evi olduğu gibi alıyorsanız o zaman diyeceksiniz ki bizim masraflarımız şu kadara geliyor. O zaman bir satıcıyla konuşalım. Biz vazgeçiyoruz ya da vazgeçmiyoruz. Ya da bunun için şu kadar indirim istiyoruz. Çünkü görünen şu kadar masraf yapacağız demiş oluyorsunuz. Tabii eğer bu banka kredisiyle alınıyorsa eğer onun dışında da bu yerin değerinin belirlenmesi gerekiyor ki banka gerekli krediyi burası için onaylamış olsun. Zaten bu noktada da hem emlakçınız hem de avukatınız size gerekli desteği veriyor olacaktır. Dolayısıyla bunlar en önemli adımlar ve bu adımlar atıldıktan sonra siz evi almaya ya da emlağı almaya karar verdiyseniz o zaman gerekli devir işlemlerini yapıp avukatınız aracılığıyla da evin devir teslimi yapılacaktır ve siz bu sayede evinize sahip olacaksınız. Tabii bu evi alma amacınız yaşamak için de olabilir, yatırım amaçlı da olabilir. Eğer yatırım amaçlıysa da bu sefer orayı kiraya verip ya da satacaksanız tekrar satış işlemlerini başlatmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Çünkü artık ev sizindir ve siz ondan sonrası olan süreçte evi ister kiraya verin ister satın. Bu sizin takdirinizde olacaktır deyip bu takipçimizin Amerika'daki yaşamla ilgili olan bir sorusunu biraz da hukuki yönden de bakıp cevaplamış olduk. Amerika'da araç satın alımı nasıl yapılır? Araba satın alırken nelere dikkat etmek gerekmektedir diye bize sorduğu bir soru var. Yani şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Amerika'da araba satın alma ya da işte satmak veya almak aslında Türkiye oranında daha kolay bir işlem diyebiliriz. Burada Türkiye'deki gibi noterlik anlamında alım satım yapmanızı gerektiren bir süreç yok. Siz eğer almaya karar verdiğiniz aracı alma noktasında adım attığınızda satıcıyla bu noktada anlaşıp ondan sonra da onun elindeki var olan araba ruhsatı denilen, tabii title İngilizcesi söylenen araba ruhsatını aldıktan sonra siz gerekli işlemleri yapıp adım atabiliyorsunuz. Bunu da yapmanız için de burada motor vehicle denilen bu araba kayıtlarının yapıldığı kuruma, sizin bulunacağınız eyaletteki kuruma uğrayıp o kurumdaki gerekli devir işlemlerini yapıp aracı alabiliyorsunuz ya da aracı satabiliyorsunuz. Tabii bu satıcı için normal olarak satıcı bu işlemi yaparken çok daha rahat bir şekilde işte title'ın arkasını imzalayıp alıcı kişiye verebiliyor devir etmesi için. O da gerekli işlemleri motor vehicle denilen yerden yapabiliyor. Dolayısıyla hani bu noktada arabayı satıyorsa bile kişi hiç motor vehicle'a bu kuruma gitmesi bile gerekmiyor. Bu şekilde basit bir işlem olabiliyor. Tabii bu noktada biz avukat olarak genelde söylediğimiz şey kişilerin dikkat etmesi gereken nokta tabii nereden satın aldığın, araba satan vericilerden de alıyor olabilirsin. Ya da direkt arabanın sahibinden de devralabiliyorsun. Önemli olan kesinlikle bir anlaşma metni oluşturup hani neyi, ne tür bir şekilde aldığınızı yazıya dökmenizde fayda var. Çünkü genelde eğer bunlar ikinci el arabaysa kişi aldığında arabayı çok memnun kalmayabilir. Arabada sorunlar çıkabilir. Ben işte arabayı şu kadar aldım ama ondan fazla para harcadım demeye gelebilir. Ve bunun sonucunda da arabayı geri verme şansını da kaybedebilir. Dolayısıyla bu noktada galericilerle genelde bir sözleşme yapma durumu olur. Ama kişiler satıyorsa, bunlardan alıyorsanız kesinlikle bir sözleşme ufak da olsa yazılıp neden, ne şartla, nasıl süreyle alınabileceği noktasında detaylandırmakta fayda var. Çünkü ona göre de en azından bir mağduriyet yaşadığınızda bununla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla benim bu noktada söyleyeceğim dikkat edilmesi gereken noktalardan önemlilerinden bir tanesi sözleşme yapılması noktası olacak. İkincisi alacağınız aracın siciline bakıp bunun için internet online ortamında da imkanlar var ya da galericiler size veriyorsa bu noktada gerekli size arabanın detayıyla ilgili raporu sunabilirler. İşte daha önce hiçbir kazası var mı yok mu, bir problemi var mı yok mu noktasına dikkat etmenizde fayda var. Bir de tabii sonuçta alıyorsunuz, bu konuda size yardım eden biri yoksa kesinlikle bir tane araba tamircisine de arabayı gösterip en azından o noktada da bir miktar para harcayıp alınan aracın ne durumda olduğuyla noktasında dikkat etmenizi de tavsiye ediyoruz. Tabii benim hani bu noktada tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Önemli olan ne aldığınız, nasıl bir yapıda olduğu, işte hasarı var mı yok mu aracın dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir deyip
bu takipçimizin bu sorusunu cevaplamış olalım. Ve tabii şunu ekleyebilirim bu takipçimize. Genelde şey görüyoruz, işte ehliyet alır almaz ben hemen araba alayım adımını atmaya kalkıyor genelde kişiler. Bu noktada acele edilmemesi gerektiğini, yani dikkatli bir inceleme ve araştırma yapıp doğru aracı seçmenizde fayda var diye de bu noktadaki tavsiyemizde de bulunmuş olalım istiyorum. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da ucuz dil okulu nasıl bulunur? Ve uygun fiyatlı kalacak tek kişilik oda nasıl bulunur? Hangi platformlarda arama yapmamızı önerirsiniz diye bir takipçimiz Amerika'daki yaşamla ilgili bize sorular sormuş oluyor. Şimdi benim tavsiyem şu olur. Tabii siz iki türlü yanaşabilirsiniz. Bir, eğer Türkiye'deyseniz danışmanınız ya da eğitim danışmanı aracılığıyla bu dediğiniz hem eğitim alma yerini hem de kalacak yerle ilgili bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Tabii ikinci durumda sizin bireysel girişimleriniz olabilir. Bunun için ise internet üzerinden Amerika'da neredeki eyalete geleceksiniz ya da bölgeye gelmek istiyorsanız o bölgedeki dil okullarının bir listesini online Google'da da bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu listeyi çıkarıp o okullara ulaşıp okulların miktarlarını ne kadar ödeme yapıp yapmayacaklarını öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum, belki dediniz ki işte Amerika'daki en uygun işte 10 tane ya da en uygun dil okulları hangileridir diye arama yaptınız İngilizce ve bu aramanın sonucu bulacağınız okullara ulaşıp onlardan fiyatları ve detayları öğrenebilirsiniz. İkinci durum ise yer kiralama noktasında burada Amerika'da çok opsiyonunuz olacak. Bunlar internet gibi ortamlarda Craigslist olsun ya da diğer türlü Airbnb olsun ya da diğer türlü online ortamlarda bu tip odaları bulmanız mümkün olabilecektir. Fakat bir tavsiyem olacak. Online bulduğunuz bu tip yerlerde şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Online ödemelere lütfen dikkat edin. Çünkü siz Türkiye'den buraya geleceğiniz için öncelikle internetten bu ödeme yapacağınız yerin olup olmama noktasında şüpheler doğabilir. Dolayısıyla öncelikle belki ilk geldiğinizde kısa bir süre Airbnb tarzı bir yer ya da otel, motel tarzı bir yerde kalıp en azından ondan sonra gerçekten o kişiler orayı, odayı kiralayıp kiralamadığını ya da belki daha uygun yerleri kiralama olayınıza ondan sonra bakmanızda fayda var deyip bu Amerika'da yaşamla ilgili bir bilgiyi bu takipçimize vermiş olalım.